Bu kez konuğumuz Çerkezköy'den geldi ve şu anda bizleri kırmadı. Stüdyomuzda Sayın Vahap Akay, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz, bizi kırmadınız. Ne demek, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Akay, Trakya Türk TV'nin beğenilen programı Çözüm Masası'nın konuğu oldu. Trakya Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Polat tarafından hazırlanıp sunulan Çözüm Masası'nda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi yaklaşık dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi takvimi açıkladı. Tam bir ay oldu. Ben de baktım, ayın 21'iydi sanıyorum. Hı hı. Yaklaşık bir aydır aday olarak takvim açıklandığından, başlangıcından bugüne adaylık müracaatında bulunan herkes sahada dolaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı adayları geziyor, ilçe belediye başkanı adaylarımız geziyor. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 sürecini Kasım itibariyle diyelim, Kasım sonu itibariyle aslında başlatmış oldu. Hı-hı. Yoğun bir çalışma var. Herkesin tabii ki bu işi ben daha iyi yaparım dediği, Cumhuriyet Halk Partisi adına kendini ifade etmeye çalıştığı ve adaylaşmaya çalıştığı bir süreci yaşıyoruz. Evet. Eski Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, programdaki sohbet sırasında çok çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu ve belediye başkanı olduğu takdirde Tekirdağlılara en iyi hizmeti sunabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışacağını söyledi. Niyetim, düşüncem, 10 yıllık ortaya koymuş olduğumuz mücadeleyi, 10 yıllık belediyecilik tecrübesini, uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yaşayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış birisi olarak Tekirdağ'ın tamamına hizmet edebilme arzusunu, hizmet edebilme hedefini aklıma yazdım, yola çıktım. Yaklaşık bir aydır da kendimi tüm hemşehrilerime bir kere daha ifade etmeye çalışıyorum. Akay Çözüm Masası'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Çerkezköy Belediyesi'ne 2014 yılından beri hizmet ettim, ben görevi aldığımda 110 bin nüfusu vardı, şimdi 210 bine yükselttik ve ciddi bir şekilde altyapı ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdik dedi. Ben dinamik bir şehirde iki dönemlik belediye başkanlığı yapıyorum. Çerkezköy 2014 yılında başladığım bu belediye başkanlık mücadelesi ciddi anlamda Çerkezköy'ün değişimine, dönüşümüne sahne olduğunu söyleyebilirim. 2014 yılında Çerkezköy'de ben göreve başladığımda nüfusu 110 bine civarında olan Çerkezköy bugün 220 binlere dayandı. İki kat artmış. Dolayısıyla biz hem 2014-19 döneminde hem 2019-2024 döneminde, ikinci dönemde dahi çok ciddi altyapı, üst yapı çalışmalarını büyükşehirimizle beraber ciddi işler yaparak Çerkezköy'de bu değişimi ortaya çıkarabildik. Bunu şehrin dışından gidip gelenler, uzaktan izleyenler bugün bu değişimin gerçekleştiğini ifade eder duruma gelmişler. Yaşar Polat'ın Çerkezköy'e kalıcı olarak neler yaptığınız sorusuna Vahap Akay şu yanıtı verdi. Çerkezköy'e kalıcı olarak neler yaptınız diye soracak olursak. Şimdi Çerkezköy bir ekmek fırınını biliyorum. Şöyle son dönemin önemli işlerinden bir tanesidir halk ekmek. Halk. Şu anda Çerkezköy'deki ekmek üretiminin yaklaşık %15'te %20'sini neredeyse üreten, piyasada vatandaşa en ucuz, en sağlıklı ekmeği ulaştırmaya çalışan bir halk ekmek fabrikamız var. Trakya'nın en önemli işletmelerinden bir tanesi haline geldi. Daha da büyüyecek, kapasitesi daha da artacak. Şimdi bu son dönemin önemli işlerinden bir tanesi. Tabii ki biz 2014 yılında göreve başladığımızda biraz daha içine kapanık bir Çerkezköy, sosyal alanları zapt edilmiş bir Çerkezköy, yeşil alanları neredeyse insanların sokağa çıkmaktan imtina ettiği bir Çerkezköy'den bugün yeşil alanlarda buluştuğu, meydanların yeniden ortaya çıktığı, güzelleştiği, yeni yaşam alanlarıyla doldurduğumuz bir Çerkezköy'e dönüştük.